Evet, Bursaspor basketbolun neredeyse diyelim kurulduğu ilk günden beri yanında olan, her şeyine destek olan, gerçek anlamda sadece zamanından, vaktinden değil, ömründen harcayan bir isim. Nedim Yücel'le beraberiz. Evet hocam, öncelikle zorlu bir Beşiktaş maçı öncesi neler düşünüyorsunuz? Covid'den çıkan basketbolcular var, sakatlık yaşayanlar, yeni transferler var ve en önemlisi zorlu bir süreçten geçen bir takım var. Fakat son haftalarda özellikle Avrupa'da galibiyetler ve son hafta Büyükçekmece galibiyeti, hepsini bir değerlendirirsek neler düşünüyorsunuz? Evet, sezona çok büyük beklentiyle başladı. Yani daha doğrusu kamuoyunda çok büyük beklentiyle başlandı sezona. İşte bir anda Euro Cup takımı olmamız, sponsorumuzun Türkiye'nin en kuvvetli, en güçlü içecek markalarından bir tanesi olması, Bursaspor ismi tabii ki camiada, kamuoyunda, her yerde çok büyük beklenti yarattı. Fakat tabii şu biraz gözden kaçtı. Yani bizim en büyük itici gücümüz, taraftarımız, 6. oyuncumuz, taraftarımız. Hem onlardan mahrum kalmak, öncelikle manevi, daha sonra maddi olarak tabii bizim sponsordan gelen gelirimiz kadar seyirci geliri olsun, diğer yan sponsorluklar olsun, bu sene kullanamadığımız vergi dönüşümleri olsun, birçok yerden maddi olarak büyük yara aldık ve sezon bütçesi planlamamızda tekrar Uludağ İçecek Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Onlar sponsor bedelini arttırmalarına rağmen bu gelir kayıplarından dolayı bizim bütçemiz geçen seneyle hemen hemen aynı oldu. Hatta belki bazı konularda geçen sene bir tık aşağısına bile düştü ki Euro Cup gibi çok zorlu bir mecrada da yarışmamıza rağmen. Ve bu süreçte tabii çok belki de Avrupa'nın en şanssız takımı olduk. Yani hemen hemen bütün oyuncularımız Covid'e yakalandı. Daha sonra bazı oyuncular ikinci kez yakalandılar. Sakatlıklar oldu. Yani biz üçüncü haftadan itibaren hiçbir maçımızı tam takım oynayamadık. Hatta bırakın tam takım, yani bir eksiğe falan razıydık. En az 2-3 eksikle bazı maçlar 7-8 kişi çıktık. Şimdi zorlu deplasmanlara gittik. Oynamadan geri döndük. Yani başımıza gelebilecek her türlü aksilik geldi. Tabii ki ben burada şey demiyorum, yani her şeyi biz doğru yaptık da şanssızlıklardan dolayı böyle bir şey oldu mu ya? Tabii ki şu an ligdeki konumuna baktığımız zaman biz de şapkayı önümüze koyduğumuz, biz de hatalar yaptık. Bazı tabii bu bütçede de alakalı, dediğim gibi yani bazı yerlerde risk almanız gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, Amerikalı oyuncularda bu bütçede oyuncu aldığınız zaman tabii bu yetenekte getirmek istiyorsanız Amerika'dan direkt gelenler anca bu bütçelerde geliyor. Avrupa'ya gidip 2-3 sene Avrupa oynayıp kendini ispat etmiş oyuncular daha sonra 2-3 kat işte bütçelerle üst düzey takımlara gidiyorlar. Biz geçen sene yaptığımız gibi yani yine düşük bütçeyle oyuncular getirmeye çalıştık. Geçen seneki işte Chris Johnson olsun, Alec olsun Avrupa'da çok alt liglerde 1-2 sene oynamışlardı ama tabii o bile bir Avrupa kültürü almalarını sağlıyor açıkçası. Şimdi biz 2-3 tane direkt Avrupa'ya gelen oyuncu aldık. Onların adaptasyon süreci beklediğimizden çok uzun sürdü. Bir türlü olamadılar. Hatta bazıları daha da olamadı ve yollarımızı ayırıyoruz işte birkaç tanesiyle. Ama yavaş yavaş toparlanma sürecine geçtik. Sakatlıklarımız şu anda bitti. Covid inşallah geçmiştir artık. Çünkü dediğim gibi yani ikinci tura döndük. Bilmiyorum. Geçti diye. İkinci yakalanan basketbolcu Tabii var mı? 3-4 tane ikinci kez yakalanan oyuncumuz oldu. Antrenörümüz değişti. Yeni bir antrenörümüz var. Gerçekten şu ana kadarki performansından belki sonuç olarak beklenen sonuçlar alamadık ama 24 saat basketbolla yaşayan, genç olmasına rağmen çok bilgili ve aslında tecrübeli, Euroleague tecrübesi olan, ABA liginde, Adriyat liginde gayet işte final oynamış, daha önce FMP ile önemli başarılar imza atmış. Çok geleceği parlak olan bir antrenör ve Obradovic gibi, Ivković gibi Avrupa'nın en iyi antrenörünün çok kefil olduğu, çok yani arkasında durduğu bir antrenör. İnşallah bu zor durumdan kurtulup kendisiyle de uzun yıllar çalışma olanağı buluruz. Bugün Beşiktaş maçı var. Bizim için çok çok önemli bir maç. Hem camia açısından çok önemli bir maç. Ayrıca sıralama açısından da yani bir çıkışa geçmiş gözüküyoruz ama bunu perçinlememiz için de çok önemli bir maç bizim için.